Merhabalar güzel insanlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah, umuyorum ki iyisinizdir. Aslında çok fazla böyle yemek arayan bir insan değilim, çeşit arayan bir insan değilim. Ama özellikle Ramazan ayında böyle değişik yemekler, işte tatlılar, değişik, enteresan bir hayale bürünüyorum. Bu tarifi ben aslında seneler öncesi çok fazla yapıyordum. Uzun süredir de çok fazla yaptığım bir tarif değil ama muntazam lezzetli bir tarif. Cordon bleu demekti. Burada tavuğu ben dövdüm az önce. Bir sonraki diğer parçamı da döveceğim, zaten videoda göreceksiniz. Detaylı bir şekilde videolandıracağım. Eğer lezzetli, kolay, pratik bir tarif arıyorsanız mutlaka bunu deneyin. İsmi böyle çok şaşalı, çok böyle farklı, çok böyle zor bir tarif olacakmış gibi gözüküyor. Ama öyle değil. Çok basit, gayet de kolay. Herkesin yapabileceği bir tarif. Hemen tavuk göğsünü alıyorum. Tavuk göğsünü ikiye böleceğim. Tam bölmüyorum. Ezeceğiniz varsa ezecekle, yoksa da benim gibi sert bir eşyayla ezebilirsiniz. Kaşarı ince bir şekilde keseceğim. 4 parça. Tavuğu biraz tuzluyorum. Biraz da karabiber atacağım. Altına 2 kaşar koydum. Dana, hindi, jambon, salam, ne kullanmak istiyorsanız tercih kişisel olarak belirlenebilir. Sıkı bir şekilde saracağım. İki tanesi bana fazla gelecek. O yüzden ben bir tanesini bu şekilde streçleyeceğim. Buzdolabına, dondurucuya atacağım. Diğerini de yapacağım. Afiyetle de yiyeceğim. Kordon bluyu kızartmak için tencereye bolca sıvı yağ ekliyorum. İyice kızacak. Yumurtaya biraz tuz.
Dolapta en az yarım saat kadar dinlendirdim. İlk başta tavuğumu onun içerisine koyuyorum. Sonrasında yumurtaya buradan da galeta unu. Buluyorum her yerine. Dilerseniz evde bayat ekmeklerinizi de rondodan geçirip galeta unu gibi kullanabilirsiniz. Gibi niye diyorum ki? Zaten galeta unu da bayat ekmekle yapılmıyor. İyice kızmış yağın içerisine atıyorum tavuğumu. Tavuğun iç tarafta kalan bir bölümündeki kısmı çok fazla ezmediğim için biraz pişmemiş gibi. Ama lezzetinden eminim ki gayet lezzetli olmuştur. Sizin de aklınızda da bulunsun. Her yerine eşit bir şekilde mutlaka ve mutlaka ezmeye çalışın. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Videomu beğenip paylaşmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.